Merhabalar sevgili dostlar. Nisan ayında veda ettiğimiz Ulusal Kanal ekranlarında yeni yayın döneminde yine sizlerle birlikteyiz. Birsen Temir'le Ne Dersiniz programında bir yıl daha sizlerle birlikte olacağız. Nisan ayında sizlere veda ettik dedik ama biz Anadolu Kadın Hareketi olarak Anadolu yollarındaydık. Gidebildiğimiz her yere kadar gittik, ulaşabildiğimiz her yere kadar ulaşmaya çalıştık. Bizim için yorucu, bir o kadar da keyifli bir yaz oldu. Ama Türkiye açısından acımasız, kavurucu bir yaz oldu. Gezi direnişiyle birlikte birçok yiğidimizi yitirdik. Birçok insanımız yaralandı. Onlarca onarılmaz hasarlar aldı. Türkiye geri dönülmez bir sürece girdi. Demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz çığlıklarına. İktidarın şiddetle birlikte karşılığı, istiyorsa, gücün yetiyorsa sandıktan çık cevabı oldu. İşte biz de bugün Ne Dersiniz programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i davet ettik. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkan Yardımcısına iktidarın istiyorsan sandıktan çık sorusunun cevaplarını alacağız. Ayrıca yerel seçimlerle ilgili sorularımızın cevaplarını alacağız. Sizler de bize ulaşmak istiyorsanız sorularınızı, maillerinizi biraz sonra altyazı olarak geçecek. Hemen telefonlarınızın, internetinizin başına geçin. Sayın Gürsel Tekin hepsini cevaplayacaktır eminim. Evet, Sayın Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun yeni mevsim. Umut ediyorum ki sorunsuz, sıkıntısız, biraz önce ifade etmiş olduğunuz acı günlersiz bir gün olur diye umut ediyorum. Teşekkür ederiz biz de. Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Uğurlu geleceğinize inanıyorum. Vallahi evet, yani çok zorlu bir geliş de oldu. Bundan dolayı da özür diliyorum. Evet. Biraz gecikmeli oldu. Tuzla'daydım. Tabii Tuzla'dan buraya 2 saate ancak gelebildik. İstanbul trafiği. Maalesef İstanbul'un ciddi sorunlarından bir tanesi ulaşım sorunudur. 20 yıldır ulaşım sorunu çözemeyenler ama 15 milyon İstanbullunun parasını çarçur etmesini biliyorlar. Hemen hemen bütün kanalları açtığınızda muhalif televizyonlar hariç, muhalif gazeteler hariç, yani muhalif dediğimizde şey değil, doğruları yansıtabilecek televizyonlar hariç, bütün televizyonlarda reklam var. Ne reklamı var? 5 yıl sonra hayalci bir reklamlar var. Hı. 20 yıllık sorunu çözemeyenler 5 yıl sonra nasıl sorun çözecek, onu da İstanbul halkının takdirine bırakmak istiyorum. Aslında bunları ben size soracağım. İstanbul'a geleceğiz ama İstanbul'dan tabii önce biraz Türkiye'nin genelindeki yerel seçimlerle ilgili soru sormak istiyorum. Birçok yerde çok fazla aday var. Hatta belki çok küçük bir ilçede bile belki haddinden fazla aday var ama bununla ilgili kriteriniz var mı? Nedir bir kriter? Yani aday seçiminde ne olacak? Aday adayı. Evet, tabii aday, yani aday diyelim. Demeyelim, aday adayı var. Birincisi, aday adayların çokluğu aynı zamanda bir rekabeti sağlamış olur. Bundan dolayı siyasi partiler için büyük bir avantajdır, dezavantaj değildir. Ama disiplin kuralları içerisinde olursa, aslında tam da bu noktada son günlerde işte sözde paket, saman paketleri falan, evet, tartışmaları, evet, oluyor. Bir ülkede siyasi partilerde demokrasi yoksa, o ülkede demokrasi paketi aşmak o ülkedeki yurttaşlara hakaret olarak kabul edilir. Eğer gerçekten demokrasi işletmek istiyorsanız, demokrasi ve özgürlük diye bir talebiniz, bir özleminiz varsa, önce yapmanız gereken, bugün bütün dünyada, bütün gelişmiş ülkelerde baktığımızda siyasi partiler yasasını değiştirip milletin kendi vekilini, milletin kendi belediye başkanını, kendi temsilcisini seçebilme imkanını yaratmamız lazım. Eğer bunu yaratamıyorsanız, böyle bir olanak yoksa, burada demokraside bahsetmeniz mümkün değil. Sizce niye değiştirmiyor AKP? Yani niye değiştirmiyor? Bu böyle bir yasadan niye korkuyor? Bundan daha iyisi olur mu? Böyle bir ceberut sistemi nasıl kuracaksınız? Ancak böyle bir şeyle olabilir. 12 Eylül'le bakın, sürekli her çıkışlarında 12 Eylül'le hesaplaşacağız derler. 12 Eylül neyle hesaplaşıyorlar? 12 Eylül değil miydi %10 barajı getiren? 12 Eylül darbecileri değil miydi siyasi partiler yasasını getiren? Gelin bunları değiştirelim. Hayır. Neden değiştirmiyorsunuz? Çünkü sizin tam da aradığınız sistem bu. Yani sizin apoletlerden çok farkınız yok. Evet. Onlar apoletli darbecilerdi. Siz apoletsiz darbecisiniz. Ne yapacaksınız? Bütün dünyada olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, siyasi partiler yasasını değiştireceksiniz. Milletin kendi iradesi, hani zaman zaman başbakan çok kullanıyor ya, millet iradesi. İradesi. Millet iradesi Türkiye'de sadece bir yerde uygulanıyor, muhtar seçiminde. Geri kalanın hiçbirisi millet iradesi değildir. Tam tersine millet iradesi gasp edilmiş,
Bütün bu süreç Ankara'da genel merkezlerin iki dudağı arasında. Geçen hafta ya da 15 gün önce Berlin'deydim. Berlin'de bir seçim oldu. Yani Berlin başkent, siyasi partiler başkente akın eder mi? Acaba bizim genel merkez bana ne diyecek, beni atayacak mı, atamayacak mı der mi? Böyle bir şey olur mu? Mümkün değil. Kim diyor bunu? Tamamen kendi bölgesinde millet kendi iradesiyle kendi temsilcisini seçebiliyor. Bunu getirebilirsek o zaman demokrasinin yolu açılır. Aksi takdirde demokrasinin önünü açmamız mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 2011 yılında siyasi partiler yasasının değiştirilmesini, %10 barajın indirilmesini ve ancak böylelikle demokrasi ve özgürlüğün önünü açabiliriz. Çünkü bir ülkede siyaset özgür değilse sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kurumların özgür olması mümkün değil. Ya üniversiteler ne işe yarar mesela dünyada? Tabii özerk olması gerekiyor. Üniversitelerin bilim yuvaları, nerede bir sıkıntı, sıkışıklık varsa bilim yuvaları devreye girer. Kent tartışması vardı. Mesela Gezi Parkı tartışması vardı. Gezi Parkı tartışmasında teknik üniversitelerin bu konuda bir düşüncesi olmaz mıydı? Dünyanın en önemli üniversiteleri bu kentte, bu şehirde. Hiçbirisinin bu konuda bir düşüncesi yok. Kim konuşuyor? Bizler. Kimiz biz? Hangi teknik bilgilere sahibiz? Hiç kimse şu cesareti gösteremedi. Ey Sayın Başbakan ya, sen park bahçeler müdürü müsün ya? Sana ne Gezi Parkı'nda ne olup olmayacağını, hangi uygulamanın olup olmayacağı yetki senin midir? Ama halk söyledi işte, direnerek. Efendim, elbette halk söyledi. Halk gereğini yaptı. Halktan önce yapılması gereken, adına bilim yuvaları diyoruz ya, aydın diyoruz. Aydınların bu konuda bir düşüncesi olmaz mı? İşte ODTÜ direndi, başına gelenler değil mi? Öğrenciler de, efendim başı, bakın demokrasi özgürlük mücadelesi zorlu bir mücadeledir. Eyvallah, gözaltına alırız. Biz jopta dayak yeriz, gaz yeriz diye eğer demokrasiden vazgeçecekseniz o zaman zaten bu otoriter sistemi isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olacağız. 12 Eylül döneminde, 12 Eylül en acımasız dönemdi. O dönemi kuşağında, o genciyiz biz. Ama bu üniversitelerde insanlar, bilim insanları aslanlar gibi direnebiliyordu. Şimdi kimsenin sesi çıkmıyor. Kulakları çınlasın sevgili hocam, sakalından dolayı biliyorsunuz bir yasak gelmişti. Var, evet. Evet, şey kesmiyorum dedi ya. Bugün o var, o benim kafamda, aklımda kalmış. Ama bugünkü bilim insanları yarın aklımızda kalmayacak. Çocuklarımızın aklında kalmayacak. Özyeğin Üniversitesi'nde bir bilim insanı gerçekten müthiş bir şey gösterdi. İşine son verildi. Hiç önemli değil. Ama böyle aşacağız demokrasiyi. Vallahi bunların her dediklerine teslim olursak o zaman demokrasiden, özgürlükten bahsetmemiz de mümkün değil. Kısacası şuraya gelmek istiyorum. Siyasi partilerde rekabetin olması son derece doğaldır. Olması da gerekiyor. Ama bu rekabetin önünü açarsak, bu rekabet siyasi partiler kendi içinde değil, sokakta milletle bu rekabeti götürebilirse hem siyasi partilere büyük bir sinerji katmış olacak, aynı zamanda o siyasetçi millet tarafında seçilme imkanını sağlamış olacak. Yani kriter ne olacak sizce? Bir aday olacak. Şu koşullarda kriter ne olur? Birincisi tabii ki örgütün temel düşüncesi, bu çok önemlidir. İkincisi belli yerlerde mutlaka kamu yoklamalarının yapılması gerekiyor. Üçüncüsü mutlak ve mutlak Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerine bağlı, sadık, şeffaf, hesap verebilir, kirliliğe bulaşmamış adayların olması gerekiyor. Ama bir de hani vizyon, şehircilik başka bir şey değil mi? Belediye yönetimi başka bir şey. Vizyon, beceriklilik, kentten anlamak, bunlar da biraz sanki önemli. Birçok aday mesela çok alakasız yerlerden başarabilecekler mi? Birçok yerde böyle adaylarımız da var. Yani şimdi bu yöntem kimsenin önüne engel olacak bir yöntem değildir. Herkes, ben kendimi Cumhuriyet Halk Partili hissetmek istiyorum diyen herkes aday olabilir. Elbette biz o kriterleri göz önünde bulunduracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok başarılı belediyeleri var. Evet. Örneğin bugün Türkiye'de, İstanbul'da, çeşitli illerde yaşadığımız sorunların hiçbir tanesini Eskişehir'de yaşamıyoruz. Aydın'da yaşamıyoruz. Ya da İzmir'de yaşamıyoruz, Mersin'de yaşamıyoruz. Kentteki kent yoksulların sorunlarını çözebilecek sosyal demokrat belediyecilik anlayışını en iyi şekilde bizim belediyelerimiz yaptı.
Bugün Birleşmiş Milletler ödülünü alan bir tek belediye var Türkiye'de. O da Eskişehir Belediyesi. Eskişehir, evet. Eskişehir'e gittiğinizde kentin hem bütünlüğünü görebiliyorsunuz. Kentin sosyal yapısını değiştirmemiş. Sosyal yapısına zenginlik getirmiş. 24 saat yaşayan bir tek şehir var Eskişehir. 24 saat. Yani Orta Anadolu şehirlerine bir bakın. Orta Anadolu şehirleri neredeyse köyleşmiş. Şehircilik beton yığınlarıyla olmaz. Otobanlarla şehrin. Şehircilik AVM'lerle olmaz. Böyle bir anlayış yok. Şehircilik kriteri, işte biraz önce bir ifade etmiş olduğum, bilim insanları bunun için konuşması gerekiyor. Siz film insanları değilsiniz, bilim insanlarısınız. Bilim insanları sorumluluk alacak, risk alacak, dayaksa dayak yiyecek, cezaevi ise cezaevine girecek. Bakın, demokrasiye çok kolay kavuşmadık biz yani. Evet, o böyle ekmek peynirle verilmedi. Ama ne bedeller ödedik biz? Geriye dönüp baktığımızda ne yiğitlerimizi kaybettik? Ne uğruna oldu? İşte demokrasi, evet, ve özgürlük mücadelesi uğruna oldu. Peki mesela diyelim eğilim yoklamasını, bunu çünkü çok merak ediyorlar telefonlarla da bana ulaşanlar, sizin katılacağınızı öğrenince eğilim yoklamasında bir aday çıktı. Bu atanacak bir aday mı demek oluyor? Kesinlikle, eğer tabii ki örgütünüze güveneceksiniz. Örgüte havale etmişseniz örgüt en doğru kararı verecektir. Oradan geri dönmek mümkün değildir. Bu son derece de yanlış olur. Zaten yanlışı şu. Şimdi düşünün. Biraz önce işte onun için siyasi partiler yasaların değişmesi gerekiyor. Ankara, birçok arkadaşımız ben dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde belediye başkanlarıyla ilgili karar vereceğiz. Evet. Ama inanın birçok arkadaşımız... Kaç kişi karar veriyor? Birçok arkadaşımız o şehirlere hayatında belki gitmemiştir. Gitmedi mi? Öyle mi? Doğru olmaz, bu yanlış. Bu sadece CHP için geçerli değil. Bütün siyasi partiler için geçerli olan bir kavramdır. Bırakın kendi bölgesinde yurttaşlarımız kendi kararlarını versin. Evet. Mesela kaç kişi karar veriyor Sayın Başkan? Genelde son kararı. İsimleri sormayacağım. Yani tabii ki partinin en üst mekanizması MYK, işte bizim genel başkan yardımcıları. Tabii ki en önemli karar Sayın Genel Başkanımızın vereceği karardır. Ben Sayın Genel Başkanımızın ne kadar hassas olduğunu biliyorum. O hassasiyet içerisinde olabildikçe bütün bu engellemelere rağmen, hukuksal engellemelere rağmen en doğru karar vermek için çok ciddi uğraş verdiğini biliyorum. Bugünden itibaren çalıştığını biliyorum. Öyle mi? Yani son anda yine sürpriz adaylar çıkar mı mesela Ankara için diye? Bir hafta mümkün tabii, siyasettir. Birinci önceliğimiz aynı zamanda bu dönem ilk kez ben 30 yıldır bütün seçimleri yakinen izleyen, hatta içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Bir belediye seçimi bu kadar anlam ifade ediyor. Çünkü bu seçim aynı zamanda demokrasi ve özgürlük mücadelesinin başarısı olacak. Ya otoriter sisteme evet diyeceğiz, ya da özgürlüğe evet diyeceğiz. Ya savaş çığırtkanlığına evet diyeceğiz, ya da Türkiye'de içeride ve dışarıda barışa evet diyeceğiz. Bu belediye seçimi sadece klasik bir belediye seçiminin ötesine geçecek. Aslında yerel alan iktidar da alıyor galiba, değil mi? Kesinlikle. Mesela Ankara'yı yıllardan beri işte geçmişinde yumurta satan diyeceğim ama bu Yumurtacılar Derneği falan ayağa kalkmasın. Melih Gökçe'nin eline terk edildi, talanına terk edildi aslında. Yıllardan beri de alınamadı. Şimdi Ankara ayrı bir önem taşıyor. Cumhuriyet'in başkenti, ülkenin kalbi gözümüzün önünde mahvoldu. Evet ya, yani ben Ankara'nın adayı biraz daha mı? Tabii birincisi şu, bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Yani bugün Ankara'nın, İstanbul'un böyle bir ceberrut bir iktidarın eline geçmesinde maalesef bizim hepimizin çok büyük payları var. Böl parça söylemek. Tabii ki eğer bunu biz, bu öz eleştiri kabul etmezsek yarın bu yanlışların, bu hataların yine içine düşebiliriz. İstanbul'u ve Ankara'yı ne yazık ki onlar almadı. Bizim yanlış politikalarımız, bizim iç çekişmelerimiz ya da farklı siyasi partilerdeki aday arkadaşlarımızın koltuk hırslarıyla bu iktidara teslim ettik. Ama şuna inanmanızı istiyorum. Sokakta olan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Bugün Tuzla'da ilçeye gitmeden önce bölgede AKP'nin en çok oy aldığı mahallelere gittim. Herkes kararını vermiş. Mutlak ve mutlak bu dönem bu kararlar değişecektir. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha diri, güven verebilir bir anlayışla yola çıkmasıdır. Bu
Hani Anadolu'da derler ya, yiğit düştüğü yerden kalkacak. Evet. Biz düştüğümüz yerden kalkacağız. Kalkacağız diyorsunuz. İstanbul'a gelmeden önce yani Ankara için Melih Gökçe'nin karşısına çok arkadaşımız var. Ya aslında çok arkadaş var ama bazıları da Sayın Başkan hani ring attı gibi sürekli tur dönen insanlar da var. Her yerde ben varım diye. Siz buna katılmıyor musunuz? Yok mu? Partide bir sürü de insan var. Anadolu'nun birçok yerinde. Kesinlikle şu anda. Yani bir fırsat vermiyorlar da mesela çoğu. Şu anda çok sayıda arkadaşlarımız var. Gerçekten Ankara'nın ihtiyacına cevap verebilecek, bütün bu olumsuzluklardan kurtarabilecek çok sayıda arkadaşlarımı sayabilirim. İşte Nazlı Hanım şu anda aday adayı, Sayın Muharrem İnce'nin ismi geçiyor. Yine şu anda ismini vermek, çünkü kendisiyle görüşmediğim için partimizde çok önemli iki tane arkadaşımızın ismi geçiyor. Ankara sahipsiz olmayacak. Ankara'da rahatlıkla seçimi alacağız. Yani ama Ankara için milletvekilleri dışında başka alternatifler düşünülmüyor tabii, tabii mu? Işte, yani elbette, hani hem milletvekili hem buralar elbette, diye başka tabii ki, tabii ki. Tabandan, olmaz mı? Evet, tabii ki. Vardır kesinlikle. Peki Sayın Başkan, şimdi İstanbul'a da geleceğim ama ondan önce size Doğu'ya, biz de yakın dönemde Anadolu Kadın Hareketi olarak küçük bir Doğu gezisi yaptık. Geçmişte zaten Doğu'da Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti, kalelerini kaybetti. Şimdi yeni dönemde ne düşünüyorsunuz? Bu gittiğimizde de çok fazla yer olmadığını gördük ama tabii bu... Şimdi tabii tarlayı ektiğinizde 6 ay bekliyorsunuz. Evet. Ya bütün bu süreç sadece bu son 5 yıl, 10 yıllık bir süreç değildir. 12 Eylül döneminin darbesi, 12 Eylül darbesiyle bugüne kadar baktığımızda 30 yıl aşama aşama dönüştürülmüştür. Biz belki birçok şeyin farkında değiliz. Hani bir deyim var ya, her gün baktığınız ağacın ne kadar büyüdüğünü fark edemezsiniz. Evet. Parsel parsel herkes belli bir görev yaptı. Biz yine bir öz eleştiri olacak, öz eleştiri yapmak zorundayız. 12 Eylül'den sonra, ya bizim 12 Eylül öncesi CHP'nin diri, CHP'nin yükselişinin temel şeyi sivil örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin güçlü olmasında kaynaklanıyordu. Evet. 12 Eylül öncesi 2,5 milyon sendikalı işçi vardı. O sendikalı işçiler sadece Türkiye'deki olumsuzluklarla ilgili değil, dünyada olup biten olumsuzluklar karşısında da aslanlar gibi direnebiliyorlardı. Üniversitelerde bırakın bilim insanlarını, üniversitelerin tamamı örgütlüydü. Liselerin tamamı örgütlüydü. Hatta ortaokullar örgütlüydü. Töpter, Polder. Düşünün, Polder olmuş olsaydı o Hatay'daki kardeşlerimiz duvara yapıştırılabilir miydi? Polis bir de ödüllendirildi. Töpter olsaydı bugün 37 tane kardeşimiz, atanamayan öğretmen kardeşlerimizi intihar edebilir miydi? İmamları atıyorlar, öğretmenler açıkta. Efendim bakın, açıkta. İşte birinci öncelik bu proje aşama aşamayı, örgütsüz bir toplum yaratmak. Temel şey bu. İşte bu pakete de baktığımızda örgütle ilgili, örgütlenmeyle ilgili en ufak bir şey yok. Biz 83'ten itibaren bütün bu olumsuzluklara, yani yıkılan darbecilerin yıkmış olduğu 500 bin insanın mağdur edildiği bir ülkede bütün bunları yeniden ayaklandırmamız gerektiğine inanıyordu. Sendikaların, sivil toplum örgütlerin emek ayağını güçlendirmemiz gerekiyordu. Burada en büyük eksiklik, belki sistem bunu istedi ama bu sistemin karşısında biz bu direnişi fazla gösteremedik. Bundan dolayı aşama aşama öyle bir noktaya geldi ki, bakın 44 milyon nüfusumuz vardı 80 öncesi. 44 milyon nüfustan 4'te biri örgütlü. 8 milyon örgütlü insan var. Polis örgütlü, memur örgütlü, işçisi örgütlü, sendikalısı örgütlü. Öğrenciler şu anda bakın, şu anda öyle bir acı şey, gerçekten yüreğim parçalanıyor. Her ay özellikle öteki Türkiye ile ilgili rapor hazırlayan ve öteki Türkiye'yi dolaşan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Sadece geçen ay 147 tane iş cinayetinde kardeşlerimiz hayatını kaybetti. Evet, 147 tane. Galatasaray'da da eylem yapıyorlardı. Ama ne enteresandır biliyor musunuz? Bunların hiçbirisini bir gazetede, bir televizyonda görme imkanınız yok. 147 tanesinin sadece 11 tanesi sendikalı, geri kalanın tamamı neredeyse köleleştirilmiş işçi olarak çalıştırılıyordu. Yine geçen ay Ağustos ayında 43 mü, tam 40'ın üstünde kadın kardeşimiz intihar etmiş. Şiddete mağdur edilmiş.
Şimdi bütün bu fotoğrafları Türkiye'nin öteki Türkiye'nin fotoğraflarını görmeden, bunları müzakere etmeden, tartıştırmadan bunları yapamayız. Bizim temel görevimiz bu. Akşamları ekranları açtığınızda o ekranlarda koca koca kendine gazeteciyim diyen, aydınım diyen oturuyorlar. Öteki Türkiye ile ilgili 3 tane cümle kuramıyorlar. 3 tane. Yani vicdan denilen bir şey var. 10 yıllık iktidar içerisinde 10 yıl 13 bin tane insan iş cinayetinde hayatını kaybetti. Mesela bu televizyoncuları hiç merak etmezler mi? Yani aynı zamanda gazetecilik bir geriye dönüşü de sorgulamaktır. Ayamama Deresi'nde hani bu türban başörtülü tartışmaların olduğu da Ayamama Deresi'nde 9 tane kadın kardeşimizin tamamı türbanlıydı. Ne yaptılar biliyor musunuz? O kardeşlerimiz 600 lira maaş alacaklardı. Ne yazık ki alamadı. AKP'nin bu rantçı anlayışından dolayı boğularak öldüler. Ama hiçbir iktidar bugün türban tartışması, başörtüsü tartışması, hatta gazetelerde, televizyonlarda bunu zikredenler, ya bu 9 tane başörtülü kardeşimizin çocukları, eşleri, anneleri ne yapar acaba? Sormazlar. Onun için önümüzdeki günlerde inşallah bitmek üzere öteki Türkiye raporunu açıklayacağız. Ama tabii ki hangi mecrada açıklayacağız onu tam bilmiyorum. Köy köy, kasaba kasaba öteki Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor Türkiye ile paylaşacağız. Evet tabii iktidar sonuçta sizi de şeyle eleştiriyor. Yani CHP'nin diyor bir politikası yok diyor. Siz daha önce de söylemişsiniz. Evet. Defalarca söylüyoruz, kimse dinlemiyor bizi diye. CHP'nin tamam, bir politikası yok. Onu doğru varsayalım. Demokratikleşme paketiyle de ilgili aynısını. Tayyip Efendi'nin dediklerini bir an doğru varsayalım. Yani CHP'nin projeleri yok. Tayyip Efendi bize kızıyorlar diyor. 6 tane projemizi niye hayata geçirdiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 41 tane projesinin 6 tanesini bu iktidar. Bu iktidarın gazetecileri acımasızca eleştirdiler seçim öncesi. 6 tanesini yarım yamalı da olsa bu iktidar hayata geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri yok demek ya körlüktür, ya sağırlıktır, ya da art niyetliliktir. Evet, gördüğünüzde ve bu projeler hazırlanırken bunu samimi olarak söylüyorum. Hatta zaman zaman espri oldu bizim Sencer Hoca'yla. Bir gün dedim ki hocam sunum manyağı olduk hocam. Her gün bu gece yarısı git gel git gel. 8 ay Sayın Genel Başkanımız, bizim kadrolarımız genel merkezde bu projeleri. Sadece biz değil, bizim dışımızda çeşitli grupların, ekiplerin, hatta daha ileri gidiyorum. Askerlikle ilgili yurt dışındaki örnekler dahil olmak üzere getirildi. Aa, kıyamet kopardı Zat-ı Muhterem. Bu ülkeyi kim koruyacak dedi. Şimdi kısaltıyorlar. Onun için yani bunların iftirasına can dayanmaz. Evet, evet. Biz bunların iftiralarını ciddiye almayacağız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi sevenler, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde ben de varım diyenler bunları hiç dinlemeyeceklerdir. Sayın Başkan, bir de şöyle bir şey var, hemen onu da soracağım, sonra İstanbul'a gelmek istiyorum. Mesela geçmişte partide direnen bir grup vardı, yani yeni insanlara kapalı, geleni mitralyöz gibi püskürtüyorlardı. Yani vardı böyle bir şey, hala da devam eden var. Evet. Büyük kentlerde de rastlıyoruz, zaman zaman size de geliyordur. Bunun önünü kırmak gerekmiyor mu? Yani birçok iyi niyetli, cansiperhane partiye gelen insanların şevkini kıranlar, sadece biz varız diye kendi özel sektör yeri gibi görenler, ama hala da devam ediyor. Peki bunlarla ilgili bir şey olacak mı? Vallahi maalesef yani bu üzülerek ifade ediyorum. Ben bir genel başkan yardımcısı olarak bu olumsuzlukları ben de görüyorum. Bunu en kısa süre içerisinde değiştirmek zorundayız. Birbirini öteleyen değil, birbirine omuz veren, birbirini destekleyen bir anlayışla biz güçlenebiliriz. Ama bunu örgütler bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Ben il başkanı olduğum dönemde bütün İstanbul'daki arkadaşlarım bilir, hiç kimseyi ötelemedim. Tam tersine. Ama bunlar en kısa süre içerisinde bunları aşacağız, bunun farkındayım. Hatta bugün çok can sıkıcı bir şey de oldu. Onu da inşallah Sayın Genel Başkanıma gittiğimde paylaşacağım. Fala bakılan, tasa bakılan, ne olduğu belli olmayan, partiye gelip gelmeyeceği hiç fark edilmeyen bir insan için örgütler gidebilirsiniz. Ama genel başkan yardımcısının toplantısına örgütlere gitmeyin demek beni çok üzdü. Yani hakikaten bu konuda çok sinirliyim.
Bu kadarını söyleyeyim. Genel başkanımla paylaşacağım. Aha, bu size bile böyle şeyler oluyor öyle mi? Maalesef oluyor işte ama bunların üstesinde geleceğiz. Ama bunlar da tabii... Tek başıma da olsam bunların üstesinde geleceğim. Adım Gürsel Tekin. Tamam Sayın Başkan. Şimdi gelelim İstanbul'a. Siz mi Sarıgül mü Sayın Başkan? Herhalde ilk defa bir programda bunun cevabını evet. istiyoruz artık ya sizden. Ya şu haksızlığı yapmak istemiyorum. Yani partide yıllardır emek vermiş, mücadele vermiş. Bütün süreçlerde bu mecrayı terk etmemiş. Alın terini partiye harcamış insanları yok sayarak. Sadece bu iki noktada bir şey söylersek çok ayıp olur. Birincisi şu. Şu anda iki tane aday arkadaşımız var. Bir tanesi Sayın Celal Doğa. İkincisi Semih Er Yıldız. Her ikisi de çok kıymetli, çok değerli arkadaşımız. Birisi Antep'te çok başarılı belediye başkanlığı yapmış. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu Türkiye öğretmiş bir insandır. Semih Bey de teknik olarak çok değerli bir insandır. Şu anda iki adaya var. Ya biz fal bakmıyoruz. Üçüncüsü olduğu zaman konuşabiliriz. O açıda şu anda varsayımlar üzerinden siyaset yapmam. Her iki arkadaşıma başarılar diliyorum. Çok da başarılı olacakları inancı içerisindeyim. Ben böyle bir şey düşüncemi bayramdan sonra inşallah partimin genel başkanı, genel merkezi ve örgütlerimle görüştükten sonra inşallah Ümraniye'de kent mağdurları ile ilgili İstanbul'da AKP'nin o reylerini alıp da sonra mağdur etti binlerce insanla ben de bu yarışa katılacağım. Ve üç tane arkadaşımız, iki arkadaşımızla beraber İstanbul'da o zaman partim, örgütüm, ilan ediyoruz, aday partim, örgütüm İstanbullu hangimizi isterse, hangimiz bir puan fazlaysak omuz omuza vereceğiz. Hiç tereddütsüz. Herhangi bu iki arkadaşım benden bir puan fazla alacaksa, mesele sosyal demokratların iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıysa gerisi teferruattır. Öyle diyorsunuz. Peki Sarıgül ile ilgili aday olması efendim, yolunda Sayın bugün Sarıgül gazetelerde... Önce evet. bir CHP'li olacaksa, böyle bir talep açacaksa elbette o da arkadaşlarım gibi kol kola verir, sokağa çıkarız. Rekabet güç kazandırır. Rekabet sinerji yaratır. Ya rekabetten korkmayacağız. Korkmuyorum. Peki Sayın Genel Başkan bu konuda ne düşünüyor? Evet Sayın Genel Başkanımız bu konuda ne düşünüyor? Vallahi onu Sayın Genel Başkanımıza sorsaydınız iyi olurdu. O zaman onu da davet ama edeceğiz. Ben, ya ben CHP kültürü içinde yetişmiş bir insanım. Örgütten geldiniz. Evet sordum, yani evet. O konuda o kültür çerçevesinde davranacağım herkes bilir. Evet. Sayın Genel Başkanımızı da çok seviyorum. Dün ve bir iki gün önce Antep'teki benimle ilgili sözleri de beni çok duygulandırdı. Burada Sayın Genel Başkanıma da saygılarımı göndermek istiyorum. O zaman bütün şu aslında biraz da tabii zamanınız varsa İstanbul'u neden İstanbul? Evet yani, var mı bir evet. Evet şimdi bir kere ranta önemli dayalı, bir görevdesiniz tabii, aslında. Tabii ki elbette ranta dayalı değil. Hizmete dayalı bir belediyecilik anlayışını oturtmak istiyoruz. Hangi arkadaşım olursa olsun, bunu samimi olarak söylüyorum, ben olurum ya da herhangi bir arkadaşım olursa 24 saatimi buraya ayıracağım. 24 saat. İstanbul'daki bütün bu sorunları biliyorum. İstanbul'da nasıl rantın yandaşlar tarafında paylaşıldığını, nasıl zenginleştirildiğini bunu çok iyi biliyorum. Beton lobimiz olmayacak bizim. AVM lobimiz olmayacak. Toprak dökümlerinden dolayı onlarca insanın katili olan lobilerimiz olmayacak. Bizim kent mağdurları lobimiz olacak. Hakiki İstanbul'da vergi ödeyen, emlak vergisi ödeyen, çevre vergisi ödeyen yurttaşlarımız olacak. Şeffaf olacağız. Hesap verebilir olacağız. Hesap veren değil. Ne yazık ki 2 yıl önce, inşallah önümüzdeki günlerde aday olursam ya da aday olursam, İstanbul'da 100 milyar dolar nasıl talan edilmiş, 15 milyon İstanbullunun hakları nasıl gasp edilmiş, bütün belgeleriyle, bütün şeylerle ortaya koydum. 2 yıl önce koydum. Hatta daha ilerisine gittim, başbakanın kendisine gönderdim. Yani başbakan eski belediye başkanı olduğu için bütün bunları, bütün belgeleri haritayla. Şimdi sadece İstanbul'un ulaşım sorunu dediğimiz... Ulaşım sorunu çözmek için İstanbul'un ihtiyacı olan paranın miktarı 10 milyar dolar. Ama 100 milyar dolar yandaşlara
rant ve peşkeş çekiyorsunuz. Bunun hesabını sormayacaklar. Ama her yerde ormanlık olmayan alanlarda bile binalar devam ediyor. Geçen geldiğinizde sizi şikayet ettiğiniz yani konuda o zaman, şimdi dev bloklar yapılmış. Daha neler? Ne diyelim o zaman, teslim mi olalım? Tabii teslim olalım. Ya çetelere teslim mi olalım? İstanbul halkı bu çetelere teslim olmayacak. Şüphesiz hiçbir yerde olmamak lazım. Sayın Başkan, bir de şey sormak istiyorum sizi hazır yakalamışken. Seçim ittifakı olacak mı? Çünkü İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in hani yerel seçimde böyle bir önerisi vardı. CHP buna nasıl bakıyor? Şunu hemen söyleyeyim. Yani bu bir kurumsal olmasa da bu dönem, biraz önce de konuştuğum gibi, bu dönem çok önemli bir dönem. Bu dönem sadece bir belediye başkanı seçmeyeceğiz ve önümüzdeki süreçte Türkiye'nin kaderini çizebilecek bir karar vereceğiz. Evet. Bu iktidarın karşısında bütün siyasi partiler, merkez sağda ve merkez soldaki bütün siyasi partilerin cumhuriyeti kuran, bütün partilerin babası olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısının altında birleşmesi gerektiği inancı içerisindeyim. Hiçbirimizin lüksü yok. Ama şimdi onlar da demez mi? Hani biz de partiyiz. Belki bir çatı örgütlenmesi. Efendim, o ayrı bir şey. Hani bir çatı örgütlenmesi. Onun detayları, onun şeyleri konuşulur. O yetkili şey değilim ben sonuçta. Ama kapalı değiliz. Ama kesinlikle büyük, bu biraz önce tarif etmiş olduğumuz büyük bir fotoğrafı, büyük bir tehlikenin önünde, evet, bu ülkede yurtseverim, bu ülkede demokrasi ve özgürlük için varım diyen hangi siyasal düşüncede olursa olsun bunun önünde birleşmesi gerekiyor. Niye bizim yoksulların çocukları şu anda 600 lira iş peşinde? Niye bunların çocukları AVM sahibi? Bunları yurttaşlarımıza söylemeyecek miyiz? Tamam. Din iman deyip de han hamamın sahibi olan insanlara gideceğiz, o yurttaşlarımıza diyeceğiz ki bunlar sizin kan emicileriniz. Onlarda da reis diyeceğiz. Kent mağdurlarına baktığınızda bugün, özellikle kentlerin çeperlerinde olan, kentsel dönüşümden dolayı mağdur olan 2B mağdurlarının önemli kısmı geçmiş dönemlerde ne yazık ki bu iktidara oy verdi. Ama bu kez vermeyecektir. Bütün bunlar bizim birinci önceliğimiz olacak ve onlarla omuz omuza vererek AVM'lerden dolayı, bu AVM canavarlığından dolayı binlerce İstanbul'da esnaf perişan oldu, kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Bu tehlikenin önünde ne zaman birleşeceğiz? Ya bu soyguna göz mü yumacağız? Bu talana, bu baskıya, bu zulüme göz mü yumacağız? Ne yapacağız? Hepimiz bir çatı altında birleşeceğiz. Evet, evet. Peki Sayın Başkan, İstanbul için mesela söz ettiniz şunları yapacağım diye, ama aklınızda var mı ilk üç? İlk üç İstanbul'a olası bir seçimler. Evet. Bir. İlk üç. Mülkiyet sorunu. Bakın, İnsanların mülkü, namusu kadar çok kıymetlidir. İstanbul'da yaşayan 100 yurttaşımızın 30 tanesinin mülkiyet sorunu var. 20 yıldır çözemediler. Söz veriyoruz. İnşallah CHP iktidarıyla sadece 2 yıl. 2. 99 yılında deprem oldu. Çok ağır bir deprem geçirdik. Ve bu deprem dönüşümünden dolayı dönüştürülebilmiş bir tek yer yok. Niye dönüştürülemedi? Hangi engel vardı buna? Bütün kamu imkanlarını, kamu araçlarını yandaşlarınıza, damatlarınıza, çocuklarınıza peşkeş çektiniz. Bugün orada kentteki insanları mağdur ettiniz. İkinci planımız olacak. Üç, olmazsa olmaz ulaşım sorunu. Ulaşım sorunu en hızlı şekilde çözeceğiz. Parası da hazır. Buna emin olun. 10 milyar dolar para lazım. 100 milyar dolar rantta para çaldılar. Onun %30'unu alacağım. %30'u İstanbul halkının malıdır. İnşallah bu görev bana verilirse %30'u 30 milyar dolar ediyor. 30 milyar dolarla İstanbul ulaşım sorunu, İstanbul'un deprem sorunu, dönüşmemiş kentsel sorunu. Şimdi yurttaşlarımız çok farkında olmayabilir. Önümüzdeki süreçte bu kentsel dönüşüm dediğimiz benzerleri olan, bakın şu Beyoğlu'nda, tarla başında. Ya. Tarla başındaki bütün yoksullar sürgüne tabi tutuldu. Balat'ta bütün yoksullar sürgüne tabi tutuldu. 300 yıllık ta Osmanlı'dan kalma Roman kardeşlerimiz sürüldüler. Kendi yuvalarında sürgün edildiler. Sosyal yaşamları darmadağın edildi. Evet.
Halbuki bir renk bunun için varız. Tabii. Peki size sorular da var. Şimdi dostlarımız göndermiş. Recep Aydoğan polleri kullandığı için teşekkür ediyor. Bekir Kılıç, Sarıgül'ün aday olmasını bekliyorduk diyor. Bu sürpriz oldu diyor. Şengül Hanım var Isparta'dan. Aday değiliz, evet. Geçtiğimiz genel seçim, hepsini okuyayım ben başkanım. Tabii. Geçtiğimiz genel seçimlerde diyor ama CHP'de de pek demokrasi yoktu diyor. Mahir Akçar Ergenekon'dan yargılanmış biriyim diyor. Ön seçim yapılacak mı diye soruyor Adem Bey Antalya'dan, Alanya'dan. Ramazan Acartürk'te imamların atanması var diyor ama benim köyümün öğretmeni 110 kilometre uzaktan geliyor diyor. Genel başkanlığa adaylığınızı koyacak mısınız diye Hazım Bey Kayseri'den soruyor. Benim aslan gibi bir genel başkanım var. Türkiye'de kendisiyle barışık, toplumuyla barışık, insanıyla barışık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asla bir genel başkanlık sorunu yok. Var diyorsunuz. Ön seçim Çamcı köylüleri başarılar diliyor Gürsen Başkan. Sağ olsun. İsmail Öztürk ben de buradan gönderiyorum. Bursa'da diyor örgütü var mı CHP'nin, sorar mısınız Sayın Başkan'a diye Cemal Eyüboğlu soruyor size. Örgütle ilgili sonuçlar. Anketler açıklandı diyor. Anketleri ne kadar dikkate alacağız diye soruyorlar. Ben hepsini size söyleyeyim de okuduklarımı. Balıkesir Sındırgı İlçe Yönetim Kurulu seçimlerde ön seçim yapmayı talep ediyor. İşte gene aynı soru Mustafa Sarıgül ve sizin adaylığınızla ilgili şimdi, görüşme yaptığınızı soruyorlar. İşte okuyorum başkan. Evet, şimdi bakın, buyurun. Doğal olarak tabii PR dediğimiz yani bu gündemi saptırmak, gündemi değiştirmek isteyen belli kesimler özellikle AKP'nin ekmeğine yağ sürmek için bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Sayın Sarıgül, sadece Sayın Sarıgül değil. Biraz önce söyledim. Kim? Bu iktidarın karşısında evet kardeşim bir birlik bütünlük sağlamalıyız diyen herkes, herkese kapımız açık. 2010 yılından itibaren Sayın Genel Başkanımız bu cümleleri kullandı. Hiç kimse engel değiliz. Ama Türkiye'nin meselelerini öteleyerek, Türkiye'deki ciddi sıkıntılarla ilgili hiçbir şey söylemeyip sürekli bir isim üzerine konuşursak, bu CHP verilebilecek en büyük zarardır. Kapımız herkese açık. Buyursunlar, gelsinler. Kim gelecekse başımızın üstünde yeri var. Ön seçimle ilgili şu anda komisyonda olan arkadaşlarımız bölge bölge kısmen, hatta bildiğim kadarıyla bu hafta Osmanlı dahil 7-8 yerde ön seçim var. Ama tabii ki ön seçimli yerler de olacak, atamalı yerler de olacak. Kamu yoklaması dediğimiz yerde de şöyle olur. Şimdi kamu yoklaması sürekli böyle bir konuşulur, tartışılır. Örneğin diyelim ki kritik illerimiz var ya da kritik ilçelerimiz var. O ilçelerde 3 tane arkadaşımız sorulacaktır. 3 tane arkadaşımızda kim daha fazla oy alacaksa, yani seçimi kiminle kazanıyorsak elbette o da belli bir kriter olarak kullanılacaktır. Kadıköy ve İstanbul Belediye Başkanı'nın adayının diyor özellikle engelliler için neler yapacağını öğrenmek istiyorum. Bu bizim için çok önemli diye soruyor. Engelsiz bir İstanbul yaratacağız. Onlar için özel bir şey yapacağınızı. Tabii yine Sarıgül ve sizi destekleyen onları geçiyorum. Şeyler var. Başka ne diyorlar? Kamu emekçileri için bir şey yapacaklar mı diyor özel. Ama şimdi sonuçta bakın diyor. Bu yine arkadaşlarımızın tamamı ciddi bir tuzak içinde. Ya benle Sayın Sarıgül'le ilgili bizim mesela Topbaş'la ilgili niye soru sorulmaz? Bu AVM'lerle ilgili niye soru sorulmaz? Evet. Bu AKP'nin ceberrut duruşuna ilgili niye soru sorulmaz? Kafanızı kaldırdığınızda bütün bakanların, milletvekillerin çocuklarının AVM'lerini görmüyor musunuz? Sağa sola döndüğünüzde plazaları görmüyor musunuz? Bu plazalar kimindir? Bu soruları sorun bize. Evet, ya. Evet. Allah aşkına ya. İletiyoruz. Bakın bakanlar kurulu, bir bakanlar kurulu düşünün. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar. Alın bütününe bakın. Hiçbir dönem, hele 80 öncesi, ister sağda ister solda bakan çocuklarının kamuda iş yapması söz konusu olamazdı. Ama şimdi bakıyoruz, bakanlar kurulundaki bakanların çocuklarının tamamı katrilyonlu. Ya bu sizi rahatsız etmiyor mu ya? Siz çocuğunuza iş bulamazken sizi yöneten çocuklarınızın katrilyonları olması sizi rahatsız etmez mi? Şimdi geçen TRT'de galiba bir yıl önceydi. Sayın Başbakan'a bu gemi mi gemicik mi sorusu soruluyor. Yani aslında gerçekten hep herkesin izlemesi lazım bir ibret belgesi gibi. O gazeteci kendine göre bunu temizlemek istemiş ama becerememiş. Affedersin bokla şey yapmış gitmiş soruyor Sayın Başbakan'a. Diyor ki bu maaşa bu gemi nasıl alınıyor? Başbakan da şimdi küçültecek ya. Gemi var gemicik var diyor.
Efendim çocuklar 300-500 bin dolar toplamış. Yani bu kadar kolay 300-500 bin dolar toparlanabiliyor. E sonra 300-500 bin dolar vermiş, geri kalan da krediyle vermiş işte, şey oldu. Yani benim çocukları başkaları okutuyordu. Benim Sultanbeyli'deki vatandaşımın oğlu yarın bankaya gitsin. Bırakın 500 milyon doları. Selam aleyküm selam kardeşim, ben geldim. Ahmet Efendi'nin oğluyum, namuslu bir ailenin çocuğuyum. Bana da bir 10 bin dolar kredi istiyorum desin. Hadi alsın. Bütün bu rezillikleri kapatmayalım ya. Bakın Almanya'da Helmut görev süresi bittikten sonra, biliyorsunuz düzenli, kurallı bir ülke. Bütün başbakanlar örtülü ödeneklerin hesaplarını verirler. Ve bu devletin arşivine konulur. Ve bu örtülü ödenek içerisinde sadece 100 bin mark, altını çizerek söylüyorum, 100 bin mark karşılığı yok. Karşılığı olmadığı için Alman medyasında kıyametler koptu. Bütün Alman medyası Helmut'a yüklendi. Helmut hiç sesini çıkarmadı. Daha sonra bu tespit edildi ve 100 bin markın Afrika'da bir yardım kampına verildi. Sonra bütün gazeteler, eleştirenler özür diledi. Şimdi ben soruyorum. Sadece 2012 ve o 2013 yılında Sayın Başbakan örtülü ödenekten kullandığı paranın miktarını bilen var mı? Bu paralar kimin paraları? 76 milyon insan bu hırsızlara mı çalışacak kardeşim? Bakın, ödediğimiz vergi, 76 milyon yurttaş ortak vergi ödüyor. Hava hariç her şeye vergi ödüyoruz. Ödediğimiz vergilerin hesabını soramazsak demokrasi olmaz. Ödediğimiz vergilerin hesabını soramazsak özgürlük olmaz. Ben şimdi başbakanın kullanmış olduğu örtülü ödeneğin nerede kullanıldığını bilmek istiyorum. Benim paramı kullanıyor. Sorar mısınız bunlar, bana? Sormaz olur muyuz? Sizin aracılığınızda soruyoruz. Mesela bir tanesi çıksın sorsun. Geçen gün diyorum, bir yıl önce Ankara'da yurttaş olarak, benim milletvekilliğimi bir tarafa bırakın, bir bireysel olarak herhangi bir hukuk devletinde, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da bir dilekçe yazsam, desem ki Londra'da kardeşim kamu adına kiralamış olduğum bu binalar kimindir, kirası nedir diye bana söyle, iki gün içinde bana bunun belgesi gelir. Bir yıldır soruyorum, Ankara'da kamu adına kiralamış olduğunuz bu binalar kime aittir, kirası nedir diye. Ama o kadar aldırışsızlar ki umursamıyorlar. Evet, ama bunu toplumsal olarak bize hesap soracağız. Bana lüzumsuz soru sormayacak. Bunlarla meşgul olacak. Benim arkadaşlarım da herkes kafasını ön seçim, arka seçim. Tamam, itiraz etmiyorum. Ama biraz kendi meselelerimizle meşgul olalım. Soyulduğunuzu bir fark edin. Yazın. Dilekçi olarak, vatandaş olarak herkes bir suç duyurusunda bulunsun. Benim vergilerim nereye ödeniyor? İstanbul'da bakın, İstanbul'da 15 milyon yurttaş. İşte vatandaşı meclise havale ediyor. İşte biz sizi efendim seçtik. Meclis dediğiniz, bakın bireysel olarak dünyanın her yerinde sadece bu meseleleri orada parlamentoya havale ederseniz sorunu çözemezsiniz. Tabii, hiç kusuruma bakmayın. Hiç. Biraz önce siyasi partiler yasasını anlattım. Tabii. Kuzu kuzu oturuyor herkes. Hatta öyle bir şey oldu ki, bir komedi bir şey oldu, hatırlıyorsunuz. İktidar partisinin getirmiş olduğu bir kanun teklifini bir arkadaşımız Manisa milletvekili bir grup başkanına diyor ki tersinde oku diyor, bunlar ret versinler. Kendilerinin getirmiş olduğu kanun teklifine muhalefet el kaldırdığı için, bakın enteresan bir şey, bu dünyada komedi olarak geçti. İki muhalefet partisi el kaldırdığı için onlar ret verdi. Kendi kanun tekliflerini kendilerini getirin, sonra fark ettiler. Aha. Böyle bir parlamentoda ne bekliyorsunuz Allah aşkına ya? Siz haklarınıza sahip çıkacaksınız. Maalesef parlamento bu vaziyete gelmiş. Ben de onun bir üyesiyim. Soruyorum işte. Diyorum ki kardeşim, siz benim paramla, yurttaşımızın parasıyla kiraladığınız bu yerler kaç paradır? Kirasını bana söyle. Bunun cevabını alamayan bir parlamentoda ne olacak? Parlamentonun görevi bu. Evet. Sayın Tekin, aslında birçok soru vardı. Sevgili dostlar, ben bunların tüm gönderdiğiniz maili, tabii ben bana da verirseniz teslim ediyorum. Evet, Kürt sorununu soruyorlardı. Mutlaka. Zamanımız olsaydı onu da konuşacaktık. Afı soruyorlardı. Belki bir başka programda programımızın sonuna geldik. Son cümleler var mı? Son cümleler. Önemli bir süreçte geçiyoruz.
Türkiye'nin geleceği için, demokrasi için, özgürlük için, haklarınızın aranması için yapmanız gereken bir tek şey var. Gelin Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi çatısının altında birleşelim. Kentsel dönüşümünüz, iki ve sorununuz, taşeron işçi, 2 milyon taşeron işçi köleleştirilmiş bir vaziyette çalışıyor. Bunun ilacı bizde, çaresi bizde. Hak için biz varız. Haklarınızın, gasp edilen haklarınızın hesabını sormak için de biz varız. Evet. Sevgili dostlar, Ne Dersiniz programının sonuna geldik. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'di. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.